أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Değerli arkadaşlar, muhterem hocalarım, klasik modern Arapça isminde bir YouTube kanalı açtım. Ve bu kanalda bazı projelerimiz olacak. Karınca kararınca tüm öğrenci ve YouTube üzerinde hizmet veren hocalarımıza yardımcı olabilmek, onlara hizmet edebilmek. Ve bu vesileyle de Rabbimin rızasına nail olabilmek için bu kanalı açtık. Şimdi zaman kaybetmeden bir Word dosyası hazırladım daha önce. Bu Word dosyası aracılığıyla yani söylediklerimin daha bir kompozisyon içerisinde olabilmesi için bu Word dosyası yardımıyla meramımı sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah başlayalım. Değerli arkadaşlar, muhterem hocalarım. Bu şu anda başlayıp dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım tüm şeyler. Bir şekilde Arapça ile yolları kesişen tüm öğrencilerimize yaş grubu ve niyeti her ne olursa olsun, yani İmam Hatip olabilir, İmam Hatip talebesi, ortaokul talebesi, lise talebesi, ilahiyat ön lisans talebesi, ilitam talebesi, YDS, YÖKDİL hazırlanan öğrencilerimiz olabilir veya yüksek lisans doktora yapan hocalarımız olabilir. Herkes için, tüm öğrencilerimize, kendini öğrenci hisseden ve öğrenci kalan tüm arkadaşlara ve hocalarımıza hizmet ederek Rabbimin rızasına nail olmaktır aslında tek hedefimiz. rıza ilahidir. Peki, e, öncelikle kısaca bir kendimi tanıtayım. Yani burada amacım aslında kendimi e, tanıtmak değil ama bu işi kimin yaptığını insan merak ediyor. Yani ben bunu hissettim. Bu YouTube'daki hocalarımdan, e, YouTube platformunda hizmet veren hocalarımın merak ediyorum. Yani e, kimdir, nedir, e, nerede görev yapıyor gibi. E, bunu en baştan bu tarz sorulara e, cevap vermek için kısaca bir kendimi tanıtayım. Nisan 2591 Sivas doğumluyum. Ama e, aslımız Yıldızeli ilçesinden ve e, Çaşkur köyünden. Yeni adı Yiğitler Köyü. Babam 1966'da gelmiş e, bu Yiğitler Köyü'nden Sivas'a. Ve biz doğma birime Sivaslıyız. Eğitim hayatımdan kısaca bahsedeyim. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sivas'ta okudum. 2009 yılında e, liseden mezun oldum. Daha sonra... Üniversite hayatım başladı ve çok yoğun bir şekilde geçti elhamdülillah. Ee, yani ne zaman ne okuduğumdan ziyade sadece mezuniyetlerimi yazmak istiyorum size. 2012 yılında e, İlahiyat Ön Lisans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans'tan mezun oldum. 2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum örgün. Ve bu şurada bir şey ekleyeyim. Bunu e, iş hayatında tekrar söyleyeceğim ama bu ilahiyat ön lisans diplomasıyla ben normalde düz lise mezunuyum. İmam olarak 2013 yılında göreve başladım. Yani bu ön lisans diplomasıyla imam olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başladım. Yine 2014 yılında 2 yıllık adalet ön lisans programı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Hayatın Fakültesinden mezun oldum. 2015 yılında 2 yıllık ilahiyat ön lisansın üzerine yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde ilahiyat lisans tamamlama programı yani İLİTAM bünye, e, kapsamında ilahiyat lisans diplomasını aldım. Yine aynı sene içerisinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi eğitim fakültesinden pedagojik formasyonumu aldım. 2016 yılında yine Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Kamu Yönetimi yani bu 2 yıllık adaletin üzerine lisans tamamlamayla 3 ve 4 okuyup Kamu Yönetim'den mezun oldum. 2016 yılında ee, yüksek sansa başladım ama biraz e, yani sürüncemeli bir dönem oldu ve şu anda Türk İslam Devleti'nde yüksek sans tez dönemindeyim inşallah e, tez yazmaya çalışıyorum dualarınızla tezi bitirdikten sonra bu akademik çalışmalarımıza devam etmeye çalışacağım iş hayatımdan kısaca bahsedeyim 2013 yılında az önce söylediğim gibi 2 yıllık ön lisans mezun olduktan sonra 2013 Ocak ayı itibariyle İmamlığa başladım ve e, Haziran 2015'e kadar iki yıl onay bir e, süre, iki yıl onaylık bir süre e, imamlık yaptım. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'na geçtim kurumlar arası geçişten. Orada vardiya amirliği yaptım onaylık bir dönem. Daha sonra da Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e, kütüphanesinde kütüphane görevlisi olarak işe başladım Nisan 2016'da. Bu Nisan 2020'de inşallah 4 yılımızı bitirip 5 yıldan görev, 5 yıldan gün alacağız. Yaklaşık 4 yıldır da orada görev yapmaktayım. Peki, bunları söyledikten sonra dil eğitimi noktasında dil maceram nasıl başladı? Ben e, şurada yazdığım gibi 2012 yılında lise mezunuyum. 2012 yılında e, ön lisanstan mezun oldum. 2015'te irayatdan mezun oldum. Ama e, sadece o dersleri geçecek kadar bir Arapça e, çalıştık. Yani düzenli, e, tedrici bir rahleyi zaten geçmedik. Ve e, dolayısıyla Mesela bazı hocalarımız vardır, e, malumunuz. Medrese eğitiminden geçerler 7 sene, 8 sene. Ama e, diplomaları daha sonra e, alırlar. Yani o diplomaların çok üstünde bilgiye sahiptirler. Ama diplomalar yoktur. Daha sonra o diplomaları elde ederler. E, benimki de aslında tam tersi oldu. Yani önce diplomayı e, elde ettik ama daha sonra bu diplomanın yani e, bir kağıt parçasından ibaret demeyeyim. O da şart, o da şart. Yani diplomamız var ama onun içini doldurmak gerektiğini düşündüm. Ve 2016 yılında, 2016 Ocak ayıydı. Hem babam, hem de hocam olan Ahmet Akgül'den özel ders alarak bir yıl özel ders aldım ve böyle başladım. Yani hocamdan başladım, emsilden başladım, klasik usulden. Bir yıl sonrasında ders halkasına katıldım ve halen de devam ediyorum bu derslere. Son iki senedir de e, ilahiyat hazırlık öğrencilerine, cumartesi, pazar günleri derse giriyorum. Şimdi devam edelim. Peki bu hocamdan ders okurken, yani 2016 yılından bu yana hocamdan ders okurken neler yaptım? YouTube üzerinden klasik ve modern alanda Arapça ders videolarından istifade ettim. Çünkü ben biliyordum ki benim bir ders arkadaşım yok. Yani eski tabirle bir şerikim yok. Onun için bu dersleri mütalaa ve müzakere etmem lazım. Yani babamdan derse başladığım zaman o dersleri YouTube'da aynı derslerin muadillerini YouTube'daki hocalarımızdan dinledim. Ve burada yani kendim onu hissettim yani sadece klasik usulden değil de klasikle modernini beraber yürütmeyi düşündüm ve hep böyle ilerledim. Çünkü üçüncü maddeye gelelim şimdi. Klasik ve modern öğrenim metodolojileri var aslında. Yani bunlar ikisi de Arapça eğitimi. Yani Arapça sonuçta dil değişmiyor, aynı Arapça. Ama öğretim metodolojilerinde farklılık var. Klasik usulün artı, eksi, eksi yazmışım. Modern artı, artı, eksi yazmışım. Yani bunlar dediğim gibi ben kendim hatırlayayım bir şey, atlamayayım diye yazdım çok düzenli bir word dosyası değil. Sadece hatırlamak e, babında, hatırlamak maksadıyla yazdım. Şimdi klasik usulde buna biz medrese usulü, Osmanlı usulü, kadim usulde diyoruz. Diğer adları bu. E, hatta ya da yazalım onları. Kadim usul, Osmanlı usulü, medrese usulü. Şuna da modern usul. İşte kadim dedik madem, cedid cedid diyelim. Yeni usul diyelim. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi bu tabi sarf nahiv için geçerli. Klasik usulün artısı şudur arkadaşlar. Sarf ve nahiv diye ikiye ayrılıyor Arap grameri. Sarf dediğimiz en basit tabiriyle kelime bilgisi. Nahiv dediğimiz de cümle bilgisi. Sarf ve nahivi çok tedrici bir uslupla, yani Kur'ani bir üslupla, tedrici biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim de tedrici olarak indi. Ve e, basitten zora. Basitten karmaşa, azdan çoğa. Böyle çok güzel, grameri çok sade, düzgün, bereketli, bereketli. Bunun altını çiziyorum. Yani bir okuduğunuz kitabı bir daha seneler sonra bile unutmuyorsunuz. Böyle güzel kitaplardır. Grameri çok güzel öğretir arkadaşlar, klasik usul. Ama İki tane eksi koymuşum. Yani burada amacım hadsizlik etmek değil, sadece kendi hissettiğim şeyleri söylüyorum burada. Her zaman e, olumlu, olumsuz eleştirilere açığım ama yapıcı olması e, şartıyla tabii ki. Tüm yapıcı eleştirilere e, açığım hocalarımızdan, büyüklerimizden. Ben dediğim gibi burada bir iddiam yok. E, tüm öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmetçisiyiz, hadimiyiz inşallah. Ve tek amacımız onlara faydalı olabilmek. Peki bu eksiler nelerdir? Şimdi klasik usulde, şimdi birazdan kitaplara geçtiğimizde göreceğiz. Çok iptidai kitaplardan, yani başlangıç kitaplarından çok üst düzey kitaplara kadar okuduğumuzda e, kelime bellidir, yani hep aynı kelimeler üzerinde geçer. Yani kelime kısırdır biraz. Birinci eksisi bu. İkincisi de bu öğrendiğimiz kitapların daha iyi pekişmesi için alıştırma dediğimiz yani modern eğitim e, ölçme değerlendirme araçları var biliyorsunuz yani e, çoktan seçmeli sorular boşluk doldurmalar Türkçe'den Arapçaya çeviriler Arapçadan Türkçe'ye çeviriler paragraf verip paragrafın anlamını bozan cümleler veya cümle tamamlamalar vesaire bunlardan yoksun yani klasik usul yani toparlayacak olursak klasik usulün Kadim Usul Osmanlı medrese usulünün artısı grameri çok sade ve çok kalıcı, çok bereketli vermesiyken bunun handikapları diyelim. Ee, bu da şudur. Birincisi kelime sığdır. Yani hep aynı kelimeler üzerinde döner. Yeni kelimeler görme şansınız pek yoktur. İkincisi ikinci handikabı da alıştırma yoktur. Yani teorik bilgilerimizin pratik hale getireceğimiz bir sahadan yoksundur. Peki Modern usulde iki tane artı yazdım, bir tane eksi yazdım. Demek ki bunun eksileri bunun artısı oluyor, bunun artısı da bunun eksisi oluyor. Ne demek? Modern usulde çok yeni kelimeler vardır. Kelime açısından çok fazla kelimeler öğrenirsiniz. Yani modern usulde şu anda basın Arapçası, medya Arapçası dediğimiz Arapçada ya eskiden kullanılan kelimeler, şu andaki modern Arapçada kullanılan kelimeler diyeyim. Eski klasik usuldeki kitaplarda ya hiç kullanılmamıştır arkadaşlar... Ya da bugünkü bağlamında kullanılmamıştır. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda modern Arapça, basın Arapçası, medya Arapçasındaki istirahlar, kavramlar, kelimeler eski dilde ya hiç yoktur öyle tamlamalar ya da varsa bile o bağlamda kullanılmıyordur. Şeklinde. Bunları tabi ileride örneklerle inşallah fırsat olursa açıklamaya gayret edeceğim. Peki diğer artısı ne? E, buradaki alıştırma eksikliği, çok güzel alıştırmalar vardır. Modern eğitim teknikleri dediğimiz ölçme değerlendirme, öğrencinin farklı farklı yönlerini test eder. Ölçme değerlendirme diyoruz bunlar. Peki eksisi nedir arkadaşlar? Eksisi de şudur, modern yeni usul kitapların yani genelinde gördüğüm, tabii tüm kitapları da aynı şeyi söyleyemem. E, bunlar tamamen yine altını çiziyorum, kendi görüşlerimdir. Kimseyi incitmek, kırmak, e, haddim aşmak değildir amacım. Kendi tavsiyelerimi ben sizle paylaşıyorum. Kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Acizane. Buradaki eksi de şudur. Yani 100 ünitelik bir Arapça öğretim kitabı tahayyül edelim. Bu 100 ünitelik Arapça öğretim kitabında birinci üniteyi açtığımız zaman birinci ünitede öyle atıflar var ki o birinci üniteyi öğrencinin anlaması için veya hocanın anlatabilmesi için yani öğrenciden çok hocanın anlatabilmesi için 60. üniteye, 70. üniteye, işte 58'e, işte 41'e gidip geri gelmesi lazım. Şimdi gitmese bir dert, gitse bir dert. Gitmese öğrencinin aklına şu sorular gelecek. Hocam ünitemizin adı zamirler ama, merfu fası zamirler ama orada hal diye bir şey geçti. Orada temiz diye bir şey geçti. Bunlar ne ola ki? Bunlar yenir mi, içirir mi? Öğrencinin aklına bir tane kurt gelecek orada. Soru işareti gelecek. Hoca bunları anlatsa esas mefhum kaçacak. Yani esas hocanın anlatmak istediği mesele e, sekteye uğramış olacak. E, anlatmasa işte öğrencinin aklına soru işareti katılacak. Ve böyle e, düzenden yoksun yani bu modern kitaplar. Genelde o eski kitaplardaki tediricilik azdan çoğa yani hep üzerine bina ederek giden metodoloji sistem maalesef bu modern kitaplarda pek yok. Yani gramer açısından biraz dağınık bir tarz var. Biz onun için öğrenci kardeşlerimize zaten altta tekrar tavsiyeler bölümü olacak. Öğrenci kardeşlerimize şunu diyoruz. Grameri klasikten öğren. Bu kelimeyi ve alıştırmaları modernden yap. Yani Arapça öğrenmeye başladığın zaman bir tane klasik kitap takip et. İkinci bir kitap takip etme. Yani bir koltukta iki karpuz taşıma. Klasikten emsile okurken emsile beraber ona uygun onun açıklamasını yapacağın, onun kelimesini artıracağın, alıştırmalarını yapacağın modern bir kitap takip et. Yani bir kanal klasikten git, bir kanal modernden git. Grameri klasikten öğren. Bunun öğrendiğin gramerin kelime olarak daha fazla kelimesini ve alıştırmalarını modern usulden yap. Çünkü gramverde sen kırık mana vermeyi öğrenirsin. Yani parça parça soru sorarak. E, aynı yeni yürümeye başlayan çocuğun e, böyle paytak paytak yürümesi gibi. Kırık mana vererek yol alırsın. Çeviri tekniğinde yani bu modern de sana profesyonel bir çeviri tekniği kazandırır. Yani bizim iki kanat olmamız lazım arkadaşlar. İki kanat olmamız lazım. Mesela e, şöyle örneklerle karşılaşabiliriz hayatımızda. E, A örneği 7 sene, 8 sene, 10 sene medresede tedrisat görmüştür. 4 sene değil de e, yani şöyle söyleyelim 7 sene değil de hatta 4 sene örnek verelim. 4 sene e, bir medresede destek çürütmüştür. İcazet almıştır. Ama e, hiç ilahiyat yüzü, hiç modern eğitim almamıştır. Bunun bir kanadı kırıktır arkadaşlar. Çünkü 4 sene e, değil de medresede 44 sene okusa ilahiyatın ona kazandıracağı sadece bilgi olarak da düşünmeyin. Tecrübe olarak, hayat tecrübesi olarak düşünün. İlahiyatın ona kazandıracağı bilgi, birikim, tecrübeyi 4 sene değil de 44 sene medresede okusa e, alması mümkün değil. Bunun madalyonun bir de diğer yüzü var. Adam 4 yıl ilahiyatta değil de 44 yıl ilahiyatta okusa, bu 4'ü onun için söyledim. 4 44 e, uyumunu yapmak için. 4 yıl değil de 44 yıl ilahiyatta okusa medresede alacağı edep, adab, ders takdiri bunları alması mümkün değildir. Yani bizim iki kanatlı olmamız lazım. Hem e, alaylı hem mektepli olmamız lazım. Mesela bu aynı şey hocalarımız için de geçerli. Mesela bazı hocalarımız e, sadece yurt dışında okumuş, Arap ülkelerinde okumuş. Ee, bazı hocalarımız var. Ee, hiç Arap ülkelerinde yani okumamış. Bu Türkiye'de bir hocanın rahleyi dedesazında yetişmiş. Ama bakıyorsunuz hem yurt dışında okumuş hem bir hocanın rahleti dedesazında yetişmiş hocalarımız daha farklı oluyor. Ya da bir hocamız var hafız ama Arapçası yok. Bir hocamız Arapçası var, hafızlığı yok. Ama hem Arapçası hem hafızlığı olduğu zaman daha farklı hizmet etme amacı taşıyor. Tabii bunlar bizim e, haddimiz değil. Yani bir sadece ben şu konuyu örneklendirmek için anlatıyorum. Ben sadece gramer noktasında, Arapça noktasında sıfırdan başlayan kardeşlerimiz için iki kanat dolmamızdan kasıt hem klasik usulden bir kitap takip edelim hem de modern usulden bir kitap takip edelim ki iki metodolojiden at başı e, beraber ilerleyelim inşallah. Peki, bu e, 2016 yılında başladım dedim. Bugüne kadar neler yaptım? Bugüne kadar arkadaşlar 2016 yılı Ocak ayından işte bugün 23 Mart 23 Mart 2020 Pazartesi günü saatte 03.15 yani çok bunu hazırladım çok heyecanlıyım. Heyecanımın sebebi dediğim gibi sizlere hizmet edebilmek faydalı olabilmek. Bugüne kadar bu tarihe kadar hiç Arapçasız gün geçirmemeye gayret ettim. Ve bu süreçte dediğim gibi hocamla derse devam ederken klasik ve modern anlamda hocamdan okuduğum, YouTube'dan takip ettiğim ve ileride okumak istediğim kitapları çok ayrıntıya girmeden, çok çünkü videonun süresi uzun olmasını istemiyorum, size tanıtmak istiyorum. Önce klasik usul sonra modern usule geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar klasik usulde Mecmuatü Sarf denilen bir kitap var. Burada okuduğum kitapları da söyleyeceğim ben veya ileride okumak istediğim kitapları da söyleyeceğim. Hiç okumadığım. Mecmuatü Sarf'ta emsile, bina, maksut, İzzi Bu derslerin tamamını ben hocamdan ve YouTube'daki hocalarımın çoğundan dinledim arkadaşlar. Çok önemli kitaplar. Siz sadece kulağınız aşina olsun diye bu kitapları söylüyorum. Çünkü bu videodan sonra ayrıntılı videolar çekeceğim. Orada tüm kanalları, yani YouTube'da Arapça alanında ne var ne yok hepsini e, sizden gelen istekler, az talep meselesi bu işler biliyorsunuz. Onlardan hareketle inşallah güzel şeyler yapmaya, faydalı şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Burada Merah kitabını e, okumadım. Bu Mecmuat 5 kitaptan oluşuyor inşallah. E, ama hangi hocaların YouTube'da okuttuğunu biliyorum. İnşallah ileride Rabbim nasip eder okuruz. Sonra e, Saadettin adıyla meşhur bir kitap var. Yani e, Taftazani Hazretlerinin. İzzi Şerhi'dir bu. Bunun da bir haşiyesi vardır. İsmi Tedricül Edani'dir. Daha sonra pek yaygın değildir ama şu anda bir hocamız okutuyor. O hocamızın da kanalını tanıtacağım. Mükemmel bir kanal, mükemmel bir hizmet. Konya'da Molla Seyda Selahattin Atalay hocamız var. O hocamız okutuyor. Tasrifi Molla Ali. Tabi bunlar mı? Hepsi değil. Bunlar en bilindikleri, benim bildiklerim. Bunların şerhleri var, emsilerin, binanın, maksudun, izleyin, merahın, haşiyeleri var vesaire vesaire. Yani bir insan bir ömür hiç e, diğer ilimlere geçmese sadece sarf okusa geridir. Ama bize tabii ki e, elzemi lazım. Yani bize yemek var, meyve var, tatlı var. Bize yemek kısmı lazım. Daha fazla yol alıp Esas maksadımıza, esas gayemize ulaşmamız için. Esas gayemiz nedir peki? Bizim Kur'an-ı Kerim'in ve Hadis-i Nebevi'nin dili olan Arapçaya muttali olmak. Yani bu alanda e, dilin biliyorsunuz e, bileşenleri var. Yani yazmak, okumak, yani okumak derken okuduğunu anlamak, işittiğini anlamak ve konuşmak. Yani Arapçayı tüm bu bileşenleriyle en iyi şekilde öğrenip e, dinimizin dili olan, bu İslami ilimlere muttali olmak, vakıf olmak. Yani vakıf olmak çok zor da en azından onun sevdalısı olmak. Ve bunlardan hareketle önce bireysel, önce bireysel, daha sonra toplumsal yaşantımızda e, İslami bir hayat sürmek. Yani bunlar için tabii ki ilim e, şart mı? İlim olmadan bir insan bireysel ve toplumsal olarak e, yani İslami bir hayat yaşayamaz mı? E, tabii bu tartışmaya açık bir konu ama ilim olduğu zaman yani ilmin önemini anlatan ayetler, hadisler bunları zaten e, söylemeye e, hem vaktimiz etmez hem de konumuzun dışına çıkamayız. Bunlar zaten malumunuz ama e, ilmin önemini zaten siz biliyorsunuz ve bizim zaten gayemiz bu yolun yolcuları için. Evet. Klasik Nahiv'de Avamili bir gibi Hazretlerinin Avamil kitabı var. Daha sonra bu Avamil'in irabı var, tabi şerhleri var. Avamili Cürcani kitabı var. Bu Avamili Birgivi'nin bir tanesine Cedid, bir tanesine Kadim deniyor. Kadim olan bu Avamili Cürcani, Avamili Cedid olan yeni Avamil de Avamili bir gibi. Bu ikisine Avamilan deniyor arkadaşlar, Avamilan. Tabi bu medreseden medreseye farklılık gösterir bu kitaplar. Yani bazıları batı medreselerinde okutulur. Bazıları doğu medreselerinde okutulur. Biz Sivaslıyız. Biz tam doğunun batının ortasıyız. Bizim hepsini tanıtmamız lazım. Müşterek olarak. Avamili Cürcan'ın tabi yine e, şerhleri var, haşiyeleri var. Mesela Terkip dediğimiz kitap Kürtçeden Arapçaya çevirmiştir. Kürtçedir aslı bunun Terkip. Bu Avamili Cürcan'ın belli bir kısmını yani Besmele'den belli bir kısmına kadar irabını yapar. Sadullah Sahih dediğimiz kitap da yine Avamlı Cürcani şerhidir. Acurumiye dediğimiz bir metindir bu. Bunun tabii e, tabi daha çok şerhleri var da en meşhuru Tuhvet Hüseniyedir. Ha bu arada şeyleri atlamayayım. Hangilerini okudum, hangilerini okumadım. Yani okuduğum kitapları bana sorabilirsiniz ama okumadığım kitaplar hakkında sadece bilgi söylerim. Buradan Emsile Bina Maksud İzli'yi okuduk. Avamili bir gibi, Avamili Cürcani'yi okuduk. Avamilin İrab İrab'ını okuduk buna mu'ribul, mu'ribul avamil deniyor. Terkibi sadullah sagiri okumadım arkadaşlar. Acurumiye yi okudum yine hocamdan. Tuvet Hüseniye'yi okuduk. Keva kibu dürriye onun başka bir şerhi Acurumiye metninin. Bunun tabi başka adları var. Yani Acurumiye, Acrumiye, Ecrumiye hepsini görebilirsiniz. Keva kibu dürriyeyi okumadım. Yani YouTube'da da okutan görmedim. Zuruf kitabını yine hocamdan okuduk elhamdülillah. İsar kitabını şu anda okuyoruz. Bundan sonrakileri okumadım arkadaşlar. Sadece isim olarak, içerik olarak biliyorum. Onları tanıtayım size. Kafiye kitabı İbni Hacip Hazretlerinin. İsar bu avamili bir gibinin yazarı Birgivi gibi hazretlerinin yine kitabı çok hoş bir kitaptır. Kavaydül İrab kitabı bu metindir arkadaşlar. Bu metnin iki tane haşiyesi vardır. Yine bunlar medreselerde okutulan sıra kitaplarından. Musil-i Tullab, Hallül Me'akit. Bu da bizim Sivas'ta, Meydan Camii'nde metfun bulunan Şemsettin Sivas Hazretleri'nin kitabıdır. Elfiye biliyorsunuz bir metin, bin beyitten oluşan bir metin. Tabii Tabi bu metini bazı yerlerde ezberletiyorlar. Bazı medreselerde. Bunun iki tane şerhi var. Meşhur. Biri i̇bn Akil şerhi. Biri de suyu tişerhi, Behçetül Merdiye. Tabi bunlar çok özel kitaplar. İnşallah Rabbim okumayı ve okutmayı bize nasip eder. Katrül Neda, doğudaki medreselerde Şerhul Kıtır deniyor bunlara. Şerhul Mugni, bu da Mugni Meddin'in şerhi. Molla Cami zaten bu işin piri, Nahvin felsefesi. Bunun da haşiyeleri var. Abdülhakim, Abdülgafur diye. Yani bunları peki ben yani bir kısmını okudum, bir kısmını okumadım. Nereden biliyorum? Yani bu işe sevdalandım ben. ve bu kitapları aldım, kütüphane oluşturdum. Hatta bunların mefhum kitapları var arkadaşlar. Bu saydığım kitapların mefhum kitapları yani Türkçe anlamlı kitapları var. Allah hocalarımızdan razı olsun. Onlar hazırlamışlar. Onları da aldım. Ve Rabbim yani bu bedende bu ruh olduğu müddetçe bu kitapları okumaya, okutmaya gayret edeceğim. Şimdi bir alet ilimleri var biliyorsunuz, bir de yüksek ilimler var. Yani e, ilmul aliye, ilmul aliye. Şimdi ilmun aliyede de alet ilimlerinde sarf nahivden bahsettik klasik usul. Mantık kitapları var. Mantık kitabı denince ilk akla İsa Goci geliyor. Goci'nin şerhi var mesela. Mughnit Tullab. Daha sonra Süllem, Süllemül Münevrak diye bir metin var. Daha sonra yukarı doğru gidiyor. Tabi yani bunların şerhleri var. Molla Fenariler var. Vesaire vesaire tabi bu mantık ilmi de özel bir ilim. Bu da alet ilmi. Münazara ilmi var. Mesela münazara ilmiyle aklımda kalan Velediye kitabı var. Bu Saçaklızade Efendinin Maraş'tır kendisi. Allah rahmet eylesin. Sonra belagat ilmi var arkadaşlar. Belagat ilmi kendi arasında üç ayılıyor. Beyan, bedi, maani. Bunlar hep dediğim gibi alet ilimleri. Daha alilimlere ilimlere geçmedik. alilimler ilimler şu şeyden başlayacak. Akait. Zaten bunlar alettir, araştır yani. Yani şu Akaitten sonra kitaplar okumak için araştır bunlar. Belagat deyince de tabi çok kitaplar vardır. Bu sınırsızdır ama bizim en çok bildiğimiz okuduğumuz Musa Carim Ali Carim onu tam unuttum. Nahvul Vadıh'ın yazarı. Biri Ali Carim, biri de Mustafa Emin olması lazım. Ona bakarım tekrar. O yazarın yani Nahvul Vadıh'ın yazarları yazmıştır bu kitabı. Belagatul Vadih'a kitabı. Şimdi akaide geçtiğimiz zaman bir Eş'ari, bir de Maturidi akaidi var. Eş'ari akaidinde Cevheretü tevhid ben bunu dinlemiştim. Zaten çok bir fark yoktur yani bu akaidler. İtikatta mezheplerimiz olduğu için çok bir fark yoktur bunlar. Peki Maturidi'den neler var? Fıkhu'l-Ekber İmam-ı Azam Hazretlerinin Nesefi Akaidi vardır. Bunları da okuduk arkadaşlar. Şerhul Akaidi okumadık. İnşallah ileride okuruz. Bu Nesefi Akaidi'nin şerhidir. Şerhul Emali, Emali metindir. Yani metin okunmaz, şerhle beraber okunur. Tahavi akidesi, el akidetü tahaviyye dediğimiz. Tabi bunların da baberti şerhi falan vardır. Baberti şer şerhini inşallah yine okumaya niyet ettiğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi fıkıh usulü fıkıh, hadis usulü hadis, tefsir usulü tefsir. Usulsüz usul olmaz diyoruz arkadaşlar. Önce aslında usul okunması lazım. Daha sonra e, o ilmin kendisi okunursa, daha iyi olur. Çünkü fıkıh usulü fıkıh tarihi demektir. Yani önce fıkıh tarihi, fıkıh usulü okunduktan sonra ana hatlarıyla tanıdıktan sonra fıkıh okumak daha iyi olur. Mesela fıkıh usulünde Abdülkerim Zeydan, şu anda hocamız bize okutuyor bunu. El Veciz fi usulül fıkıh kitabı var onun. Evet. Ee, bir de Zeki Yüttün Şaban'ın kitabı var arkadaşlar. Bu da usulü fıkıh. Bunu biz okumadık ama hocam daha önceki talebelere okutmuş bunu. Bunlar örnek olsun diye veriyorum. Fıkıh dediğimiz zaman e, Hanefi, Şafi diye ayırıyoruz tabi. Şafi fıkhından ben sadece tecrübe olsun, metnim gelişsin diye Gayetül İhtisar diye bir kitap var. Bunu derslerini dinledim bir hocamızdan. Hanefi fıkhında ise Nur Lizah okuduk. Onun Tahtavi diye bir şerhi var. Onu okumadık ama hocamız ders anlatırken ondan faydalanıyordu. Halebi Sagir okumadım ama içeriğini biliyorum. İbrahim el Halebi'nin kitabı. Mülteka da aynı yazarın kitabıdır. Mülteka okuyoruz şu anda. Muhtar metnini hocamdan okumadım ama dinledim. Metindir. Onun şerhi ihtiyardır. Kuduri metindir. Bir de yeni çıkan bir kitap var. Teshilül Kuduri. Yani Kuduri'nin kolaylaştırılmış hali. Bu kitabında bazı derslerine katıldım hocam okuturken. Lübap var. Evet. Bu da zaten çok önemli bir kitap. Yani en önemli hani Hanefi fıkıh kitaplarından. Hadis suri dendiğimiz zaman tesirül mustalah ile hadis var. Beykuniye metindir. Onun şerhi var. Hadis dediğimiz zaman 40 hadis. İmam Nebi Hazretleri'nin, Riyazu Salih'in, Sahih-i Bukhari, Sahih-i Müslim. Mesela Sahih-i Bukhari'nin Fethül Mübdi diye bir şerhi var. Bunların da tabii şerhleri var. Mesela 40 hadisin biz e, internette hocamdan 130 küsür derste El-Vafi şerhini okuduk. Çok güzel bir kitaptır. Yani İçinde akaid vardır, fıkıh vardır, tefsir vardır. Her şey vardır bunun içinde. Bu dersi hem kırk hadisin dersleri var hem el vafinin dersleri var. Riyazu Salihin'in, Sahih Buhari'nin, Sahih Müslim'in şerhleri var. Ve burada da Fetul Mülhim 6 cilt ifamda, İfam'da İhsan Şenocak hocamızın medresesinde de bu okutuluyor Fetul Mülhim. Tefsir usulü dediğimiz zaman etbiyen fi ulumil Kur'an vardır. Ee, Muhammed Ali Sabun Hazretlerinin. Bir de hocamızın okuttuğu kitap var. Ben bu derslere katılmadım. Yani hocamızın 4-5 tane grubu olduğu için ama internetten dinledim bunları. Allah ee, Allahümme salli. Ee, müellifi şu anda e, aklıma gelmedi ama dihle, dihlevi olması lazım. Dihlevi. el bir Bunu okuduk şunu okumadık ama isim olarak söyledim. Tefsir dendiği zaman Muhammed Ali Sabun'un Vadihul Müyesser, yine aynı Muhammed Ali Sabun'un Safet-i Tefasir, Celaleyn, Nesefi, Kadı Beydavi. Kadı Beydavi tabi bu işin zirvesidir. Yani Nahiv'de Molla Camii neyse tefsirde de Kadı Beydavi odur. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Mesela babam ders hocasından, Erzurumlu Vaiz Ahmet Efendi'den 2009 yılında 98 yaşında rahmetli oldu. Bu Kadı Beydavi tefsirini baştan sona yani Fatiha suresinden Nas suresine kadar 3 yılda bu tefsiri okumuştur. Demir Lebrebi derler yani bu Kadı Beydavi. Biz okumadık. İnşallah okuruz. Rabbim bize de nasip eder. Ben sadece Vâd-ı Hulmiyasser, Safet-i ve Nesefi'den bazı surelerin tefsirini bazılarına canlı katıldım. Bazılarını hocamın diğer gruplarından dinledim. Kavait dediğimiz fıkıh usulüyle bağlantılı. Yani fıkıh usulünde e, müştehit, İmamların çıkardığı kaideleri, kaide-i külliye olarak hepsini toplar. Bu kavayit dediğimiz yani sarf nahiv değil. Fetva usulü var, adab var. E, ve bu şekilde ilimler devam ediyor. Yani anlatmakla, saymakla bitmez. Ama ben dediğim gibi ana hatlarıyla bir tanıtmış oldum. Şimdi geldik arkadaşlar modern usul sarf nahiv metin muhadese kitaplarına. Şimdi bunları Arapça öğretim setlerine. Bunu tabii ikiye ayırmamız lazım. Yani bir Türkçe anlatımlı kitaplar, bir Arapça anlatımlı kitaplar. Ki ben ilk aşamada, yani acizane kendi görüşüm, Arapçayı Arapça anlatan kitaplar değil de, Arapçayı Türkçe anlatan kitapları kitaplardan e, hareketle bu serüvene, bu e, kutlu yolculuğa başlama taraftarıyım. Arkadaşlar burada ders olarak okuttuğumuz hafta sonu grubumuzda Aöf yeni seri var, yeni kitaplar. Yani 2-3 yıl, yıl önce değişti. Çok güzel, her kitap 10 ünite. Toplam 40 ünite ve 40 üniteden önce bir giriş bölümü var. O kendi kitabının içinde çok güzel bölümleri var. Yani El Arabiyyatü fi Hayatin El Yevmiye, Günlük Hayatımızda Arapça, Metinler var, Harfi Cer Fiil Uyumları, Kalıp ifadeler, Alıştırmalar, Kelimeler. Yani bu kitabın etinden, sütünden, derisinden her tarafından faydalanmamız lazım. Çok güzel bir kitap. Bir de Aofines kitapları var. Bunlar da çok güzel kitaplar. Yalnız bunlar şuna göre biraz daha ağır. Yani şu Aof yeni seri dediğimiz yani müstakil olarak hoca olmadan Arapça ne kadar öğrenebiliyorsa o kadar öğreten bir kitap. İlitam kitapları var. İlitam kitapları. Ee, yani ilahiyat lisans tamamlığı Bunlar da Türkçe anlatımlı kitaplardır. Alfa yayınlarının Sarf ve Nahiv kitapları var. Bursa Uludağ'da iki tane hocamız var. Allah onlardan razı olsun. Bu isimleri duyun diye söylüyorum. Şener Şahin Hüseyin Günday Hocamızın Sarf ve nahi kitapları var. Çok güzel kitaplar bunlar. Mehmet Ali Şimşek Hocamız var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Elhamdülillah. Bizim Sivas'ımız için çok önemli bir değer. Adım Adım Arapça öğretimi ve bunun rehberi kitabı var. Arapça kompozisyon defteri ve bunun rehberi var. Yani ne demek rehberleri? Adım Adım Arapça öğretiminde e, Türkçelerin Arapçaları Arapçaların Türkçeleri. Aynı şekilde kompozisyon defterinde. Yani bunlara bir de cevap anahtarı şeklinde kitaplar hazırladı. Tabi zaman uzamasın diye bu kitapları gösteremiyorum. Onlar için ayrı ayrı inşallah sizin arz ve arz ve talebinize göre ayrı ayrı videolar çekebiliriz. Ama burada hocam üzerinde çok değineceğim. Bunu zaten kanalla özel olarak tanıtacağım. Hocam bu işe gerçekten ömrünü vermiş. Zaman mefhumu olmadan gayret eden çok değerli bir hocamız. Ve şurada şöyle bir iddiası var. Yani ben diyor Türkçe bilenlere Arapça anlatıyorum. Yani Türkçe bilmeniz yeterli. Ama burada da bir şey aslında bize e, yani dikkatimize sunuyor. Diyor ki Arapça öğrenmek istiyorsanız aslında öncelikle kendi dilinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Yani kendi gramerinizi ne kadar iyi bilirseniz Arapçayı da o kadar iyi bilirsiniz mükayeseli olarak demek istiyor. Mustafa Meral Çörtü hocamızın kitapları var. Sahif, Naif, Çeviri Teknikleri. Hasan Akta hocamızın kitapları var. Mehmet Maksutoğlu bu işte yine bu işin duayenlerindendir. Hocamızın kitapları var. Hayrettin Karaman, Bekir Topalar hocamızın kitapları var. Soru çözüm kitapları var. Evet. Şimdi Arapça anlatımlı kitaplar, Arapça eserleri. Durusul Lugatil Arabiye var malumunuz. Çok faydalı bir kitaptır. Ferit Abdurrahim. Pakistanlı bir hocamızdır. Durusul Arabiye kitabımız vardır. Durusul Lugatil Arabiye Ferit Abdurrahim'in. Bir de Durusul Arabiye var. Bu diğerine nazaran pek tanınmıyor. Bunun yazarı Mustafa Galeyini. Elhamdülillah arkadaşlar YouTube'da başka örneği bulunmadı. Biz hocamızdan dört cilt Durusul Arabiye Lil Medaresi İbtidaiye Bir kitabın içinde dört cilt var. Dört ciltte Durusul Arabiye Lil Meda Medaresi Mutavassitati veya Lil Medaresi İbtidaiyeti orta kısım. O da dört cilt. Toplam sekiz cilti baştan sona okuduk ve YouTube'a attık arkadaşlar bu kitabı. Durusul Arabiye. Durusul Arabiye hemen altına yazdım. Nahvul Vada. Hani yukarıda Belagatul Vada hani yazar dedim ya. İki yazar yazmış bunda. Nahvul Vada. Daha denk bir kitaptır. Silsile serisi var. Sivas'ta Sarf'ta okutuluyor bu. Silsiletül Talimül Lugatil Arabiye diye. Bu dört e, periyot yani dört seviye ve her seviyenin içinde bazı kitaplar var. Bunların pdf'leri bende mevcut. Silsile serisi. Can Taş yayınlarının 9 tane kitabı var. Her biri 3'er üçer, üçer kitaptan oluşuyor. Ee, pardon. Ee, El Arabiyetü Kavayidül e, Kavaidül işte Kıraatül Müessera ve El Arabiyetü Lil Hayat diye. Kavayidül Müessera adından anlaşılacak gibi sarf kitabı. Kıraatül Müessera e, efendim kolaylaştırılmış metin kitabı. Müessera o demek. Lil Hayat da muhadese kitabı arkadaşlar. El Arabiyetü Beyni'ydek Dört cilttir. Birincisi muhadese, ikincisi modern Arapça, basın Arapçası. 3 ve dört de yine e, dini metinler ve modern metinler olduğu kitaplardır. Ebced, Malatya'daki hocalarımız çıkardı. Çok güzel bir kitaptır. Ebced serisi. Silsiletülisen 29 27 Mayıs e, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi e, hocalarımız çıkardı. Müşecciha Marmara İlahiyatı'ndaki hocalarımız çıkardı. Yani Kavayidül Müşecciha, Sarf Kavayidül Müşecciha, Nahiv ve e, ne vardı? Bir de Kıraat kitabı vardı. Bir de e, şu anda yanımdaysa göstereyim. Onu şu anda hatırlayamadım arkadaşlar. Akademik Arapça. Bu da yine Süleyman Kaplan hocamız hazırladı. 18 ciltlik bir kitaptır. Çoğu ilahiyata ders kitabı olarak okutulur. Tabi bir de bu işin YDS, YDT, YÖKDİL, Arapça e, Arapça e, alanında kitapları var arkadaşlar. Bu işi ilk başlatanlardan biri Muhsin Özal Demir hocamızdır çok değerli hizmetleri vardır. Abdusamet Bakkalal hocamız, Nurettin Ceviz hocamızın kitabı, Şener Şahin Hüseyin Günday bu işin işte dediğim gibi önemli üstadlarındandır. Mehmet Hakkı Suçen hocamızın kitapları var. Kitap adları vermiyorum arkadaşlar. Sadece hocalarımızın isimlerine aşina olun. hocalarımızın çoğu e, muhtelif ilahiyat fakültelerinde akademisyendir. Musa Yıldız Emrullah İşler hocamızın yine kitapları var. Bu YDS, YDT, YÖKDİL Arapça alanında. Ali Bulut hocamızın var. Enes Balı ve Hüseyin Köksal hocamızın çok değerli kitapları var. İbrahim Özay hocamız e, zın, ta seneler önce bir kitabı var. KPTS Arapça Soru Bankası diye ama müthiş hazırlanmış bir kitap. Azmi Yüksel hocamız hiç bu alanda bu piyasada kitap yokken bir soru bankası yazmıştır. Çok değerli ifadeler. Yani bu YDS alanında, YÖKTİL alanında. Bu çünkü bunun tabiri caizse raconu farklıdır arkadaşlar. E, bu alanda e, farklı bir giriş yapmıştır yani bu alana. Bu arada ben lafa daldım. Video süremiz biraz uzadı. Hemen toparlayıp bitireyim. Normalde bu kadar uzasaydı ikiye bölerdim ama hakkınızı helal edin. Hemen arkadaşlar toparlayıp bitireyim. Pek de bir şeyimiz kalmadı inşallah. Evet. Hakkınızı helal edin inşallah. Faydalı olur. Klasik Modern Arapça kanalı hedeflerimiz. Arkadaşlar YouTube'da hizmet veren hocalarımızın kanallarının tanıtımı. Hemen şimdi burada kanalımı açmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi hiç içerik yok. Videoları da içerik yok. Oynatma listelerinde ne yapmaya çalışıyorum peki ben? Oluşturan oynatma listeleri. Mesela arkadaşlar şöyle alttan başlayayım. Yukarıda tanıttım ya size. Öğrenci bu kanala girdi. Emsile, emsile okumak istiyor. Emsileyi kaç hocadan okuyabilir? Muhammed Okumuş, Ahmet Akgül, Abdullah Uzunlar, Seyit Badır, Ali Kara, İbrahim Oruç, İbrahim Aydemir, Recai Karakoç, Cemalettin Kaplan, Adem Yaman, Kemal Akyıldız hocalarımızdan okuyabilir emsireyi. Yani benim yapmak istediğim şu anda bu. Bir kısmını yaptım. Yani biraz başladım. Ama tabii bu sizinden gelen taletler talepler doğrultusunda bu işi çok kısa zamanda toparlayacağım. Tabii e, dediğim gibi yani bu sizin görüşleriniz bu yönde çok önemli. Evet. Yani burada işte dediğim gibi oynatma listeleri halinde topluyorum. Peki Mehmet Ali Şimşek Hoca diyor. Bunu ben şimdi kendi kanalıma mı yüklemiş oluyorum. Hayır. Ben sadece oynatma listesi olarak paylaşıyorum. Yine tıkladığımız zaman hocamın kanalında izleniyor. Mesela Kıraatül Müessere 3. cilt. Metinler 30 metin demişim. Muhsin Özat demiş. Açalım şunu. Kelimeti muallimin ila... Bak nereye gittik? Hocamın kanalına gittik Arapça okuluna. Yani burada şöyle bir şey aklına gelmesin hocalarımızın veya öğrencilerimizin. Ben kendi kanalımda paylaştığım zaman ben kendi kanalımda izletmiş olmuyorum o videoyu. Yine hocamın kanalında izlenmiş oluyor. Ben sadece aracı oluyorum. Köprü vazifesi görüyorum. Dediğim gibi biraz başladım. Ama tabii şu anda sadece proje aşamasında ileride tamamlandığı zaman her isteyen her aradığını bu platformda bulmuş olacak. Peki İnsanın aklına şu gelebilir ya hocam zaten bu e, hocalarımızın kanalında zaten bu hocalarımızın kanalında e, bu dersler mevcut oynatma listeleri de mevcut sen niye bir daha böyle bir şey yapıyorsun arkadaşlar şunun için şimdi bu hocalarımızın biz günlük hayatta ne kadar yoğun olduklarını bilemiyoruz yani medrese eğitimi veren hocalarımız var akademisyen olan hocalarımız var bu hocalarımız veya bilgisayarla e, haşır neşir olmayan hocalarımız var. Ya bu hocalarımız bir hizmet sunuyor. Bu hizmetin daha düzenli, daha güzel olması için bazıları oynatma listesi yapmıyor. Oynatma listesi yapmadığınız zaman bu videolarda e, çok karışıklık olur yani. Oynatma listesi olarak düzenlemeniz lazım. E, bazıları oynatma listesi yapıyor. 100 derslik bir kitap okutmuş. E, birinci ders var. Sonra 8. ders. Sonra 15. ders. Sonra 7. ders. Yani dersler düzenli şekilde değil. Yani biz... Bunları düzenliyoruz. Oynatma listesi olmayanlara oynatma listesi yapıyoruz. Ve oynatma listesinin derslerini sıralıyoruz. Veya oynatma listesi de var ama uygun bir isim koymamışlar. Mesela yani e, o oynatma listesini en iyi şekilde anlatacak bir isim koymamışlar arkadaşlar. Gibi. Biz bunları yapıyoruz yani hocalarımızın yerine ve daha e, güzel, düzenli bir şekilde faydalanması için. Youtube'da hizmet veren hocalarımızın kanallarının tanıtımı. Peki bunu Nerede yapacağım? İşte klasik modern Arapça kanalında yapmak istiyorum. Peki, hocalarımızın videolarının düzenli bir şekilde oynatma listesi haline getirilmesi. Bunu zaten söyledim. 3. Arapça eğitim adına kimin ne ihtiyacı varsa tek tek aramak yerine tek bir yerde tüm derslere ulaşabilmesi. Hemen şuradan örnek vereyim. Yani emsile okuyacak bir öğrenci tek tek emsile dersleri yazıp hangi hocanın yani benim tabii kendi görüşüm. Yani Hangi hoca dersi nasıl anlatıyor? Videolu mu anlatıyor? Slaytlı mı anlatıyor? Görüntü yok, ses mi var? Nasıl anlatıyor? Mesela emsileye başladığınız zaman emsile dersleri Ahmet Akgül Hoca 3 ders var burada. Mesela ben size bunu tavsiye etmeyeceğim. Neden? Çünkü derslerin tamamı çekilmedi. Sadece birinci ders çekildi. İptidai kitap olduğumu, olduğu için hocamız diğer dersleri kayda alınmayın dedi. Mesela ben bu kitabı tavsiye etmeyeceğim yani buradan dinlemeyi. Çünkü tamamı yok. İşte emsile dersleri Muhammed okumuş. İşte emsile dersleri Seyit Badır. Beş ders. Çok güzel bir özet ama görüntü yok mesela. Emsile dersleri Abdullah Uzunlar. Emsileyi yeni usulde slaytlarla anlatıyor. Çok hoşuma gitti mesela. Yani bu tarz düşüncelerimi de söyleyeceğim o kitaplara başlamak isteyenler için. Ve emsile dediği zaman emsile okumak isteyenler tüm YouTube'da emsile anlatan hocaları bu kanalda görecekler. Mesela beyneydik İbrahim Oruç anlatmış Beyneydek'i. Muharrem Ertaş anlatmış. Eskişehir'de Arapça öğretim görevlisi. Cihat Subaşı yine Eskişehir'de Arapça öğretim görevlisi hocamız anlatmış. Eyüp Tuncer hocamız anlatmış mesela. Evet. Beyneye'deki birinci takip etmek isteyen işte bu ilahiyat öğrencisi olabilir, ihtisas öğrencisi olabilir. Bu kanalda hepsinin düzenli bir şekilde oynatma listesini bulacak. Evet. İnşallah meramım anlaşılmıştır. Saatte biraz geç oldu. Süremiz de biraz uzadı. Onun için ee, ben de biraz yoruldum arada çünkü alışık olmadığım için e, bu video çekmeye. Ama inşallah tamamlayalım. Gözümüzden kaçan kanallar varsa hocalarımızdan ricam benimle iletişime geçmesi. Ya kardeşim benim kanalım var, benim de şöyle hizmetlerim var. Ee, beni neden almadın? Tabii ki kastı değil, gözümüzden kaçtı veya bilemedik. O hocalarımızla benimle iletişime geçerse şeref duyarım onlara hizmet etmekten. Peki Arapçadan sıfırdan başlayanlara tavsiyelerimiz nelerdir? Yukarıda biraz değindik ama burada özel tavsiyelerim olacak. Acizane, karınca kararınca. Her şeyden önce, yani hocadan önce, hani evden önce evden önce komşal diyorlar ya, hocadan önce bir koç, rehber, danışman, bunun adına ne dersen de, yani bir mürşit edin, evet mürşit de diyelim, bir mürşit edin. Yani bu işin tozunu, toprağını yutmuş, bu işte dirsek çürütmüş, o aşamalardan, o merhalelerden geçmiş birine de ki, kardeşim, kardeşim deme tabii, hocam, abim, ablam, ben bu işe başlayacağım, bana ne tavsiye edersin? Evet, birincisi bu. Peki, bunu dedikten sonra birebir ders verebilecek veya grup, yani bir grup ders halkası halinde ders okuyacağın birini bul. Bulunduğun yerde, bulunduğun ilçede, bulunduğun köyde, bilemiyorum artık. Peki buldun, bulduğun zaman YouTube'dan müzakere ve mütala amaçlı yararlan. Yani ondan emsileyi okuyorsan, kendin de YouTube'dan diğer hocalardan dinle ki o kitap daha iyi ee, sende e, nasıl diyeyim daha iyi otursun sende. Ha hoca bulamazsan bulamadın hoca aradın aradın bulamadın. Ne birebir okuyacağım bir hoca buldun veya bir ders halkası bulamadın. O zaman YouTube'u hoca nedir? Yani ders bulam hoca bulamazsan ders hocan da YouTube olsun. Size böyle bir örnek vereyim çok kısa. Bir tane abimiz canlı şahidimdir. Memurluktan istifa ediyor. Dört yıllık memurken kamu yönetimi mezunu bir abimiz. Dört yıl boyunca internette benim size anlatmaya çalıştığım YouTube'daki modern ve klasik anlamda hizmet veren hocalarımızdan dinliyor. Ve daha sonra yani istifa ediyor memurluğundan. Memurken bu videoları dinliyor. Ve bir medreseye geliyor. Selamünaleyküm Aleyküm Selam. Şimdi ismini vermeyeyim medresenin. Bizim medresemiz de olabilir bu. Evet. Geliyor ve diyor ki hocam ben işte şu şu kitapları okudum. Kimden okudun? İnternetten. E, hocan kimdi? Youtube. E, peki diyor yani bunu duymadık ama böyle bir şey. Oku bakayım diyor falanca kitaptan. Okuyor. Falanca kitaptan oku, okuyor. Ve bakıyorlar ki öğrencinin seviyesi çok iyi bir yıl daha, yani onun cilasını alıyorlar böyle diyelim. Bir yıl sonra çocuk medreseden mezun oluyor. Peki bu arkadaşımız nerede şu anda? Kamu yönetimi okurken, kamu yönetimi okuduktan sonra 4 yıl memurluk yaparken, 2 yıllık ilahiyat, bu YouTube'dan dersleri takip ederken ve dört yıllık ilitama tamamlıyor. Daha sonra kısa bir süre ilitamını bitirdikten sonra, hani o medresede bir yıl okuduğu icaz, icazet aldı ya, ondan sonra imamlık yapıyor. Çok kısa bir zamandan sonra ihtisası kazanıyor. Şu anda ihtisası bitirmek üzere ve vaiz olarak atanacak. Daha sonra 6 6 ay vaizlik yapma şartı varmış. Ondan sonra müftü olacak bu hocamız. Evet. Yani hoca bulamazsan hocan YouTube olsun. Evet. Klasik meden modern beraber yürüt. Bunu zaten yukarıda söyledik arkadaşlar. Yani daha iyi çift kanatlı olabilmemiz için. Ana dil, hedef dil diye bir şey var. Ana dilimiz Türkçe, hedef dilimiz Arapça arkadaşlar. Eğer biz ana dilin, özür dilerim, hedef dilin konuşulduğu ülkede yaşasaydık, orada doğup büyüseydik, aynen Türkçe öğrenme serüvenimize benzeyecekti. Arapça öğrenmemiz nasıl? Önce çevremizdeki sesleri dinleyecektik. Aynı bebeğin dil öğrenmesi gibi. Sonra o sesleri taklit edecektik, konuşacaktık. Sonra okula gittiğimiz zaman çizgiler çekecektik. Yani yazmayı öğrenecektik. Sonra okumayı öğrenecektik. Ali Atabak, Emel ipi tut, Uyu Uyu Uyu. Evet. Hep orada da yine e, tel mesaj mı diyorlar? O tarz mesajlar var işte. Uyu. Yani ben Osmanlıca bir e, Elif Bağ kitabı gördüm. Orada hep ayet hadislerden iktibaslar var. Ama bizim ne hikmetse Cumhuriyet döneminden sonra kitaplarımızda hep e, Uyu, Kalkma, Oyun Oyna gibi böyle mesajlar var. Evet, ee, okuma tabii buradaki ma okumak buradaki ma fiilden isim yapım eki. Yani buradaki okuma olumsuzluk eki değil, okuma demek değil yani. Evet, bir de araştırma görevlisi var ya hani, o da aynı şekilde. Yani o sondaki ma fiilden isim yapımı eki. Araştırmak, araştırmaktan araştırma. Ama oradaki olumsuzluk eki değil yani. Evet. Burada e, dediğim gibi dinler çocuk, taklit eder, yazar, okur ve daha sonra o dilin dil bilgisi, gramerini, sarfını, nahibini öğrenir. Ama biz, ana dilimiz Türkçe, hedef dilimiz Arapça ve biz Türkiye'de yaşıyorsak önce ne yapmamız lazım? Önce okumayı öğrenmemiz lazım, okuduğumuz anlamayı. Bu da dil bilgisiyle olur, gramerle olur. Yani gramer dediğimiz zaman da sarf ve nahivle olur. Daha sonra tabi bunlar atbaşı ilerlemesi en güzel tercih ettiğimiz şeydir. Daha sonra yazar öğrenci yazmayı öğrenir. Daha sonra dinlediğini anlamayı, daha sonra konuşmayı veya bunlar dediğim gibi atbaşı ilerler. Ama hepsi hepsi için ayrı özel çalışma, özel mesai harcamak gerekir. Peki, yedinci madde. Asgari gramer bilgisini elde ettikten sonra bol bol metin oku, soru çöz, sahaya in artık. Yani dedim ya yukarıda, bir adam bir ömür boyu sarf okusa, bir ömür boyu sarf okusa nahibe bile geçemez. Yani o sarfların haşiyeleri, şerhleri bitmez. Onun için sen sana yetecek kadar asgari, bak azami değil, asgari müştereklerde, standartlarda, gramer bilgisini elde ettikten sonra bol bol metin oku, soru çöz. Çünkü neden biliyor musunuz? Grameri siz pekiştireceğiniz, yani bu gramer teorisini pekiştireceğiniz alan metindir ve sorudur. Zaten metinden, metin okudukça, soru çözdükçe Metinden hareketle gramer tekrarı, sorudan hareketle gramer tekrarı denen bir teknik var. Yani bunu zaten yaparsınız. Arkadaşlar, bu kadar anlattık, nefes tükettik. Kanalıma abone ol, paylaş ve videolar hakkında olumlu, olumsuz ama yapıcı eleştiride bulun. Smile, gülücük gülücük. Sonraki videolarımızda klasik Arapçada hizmet veren kanallar. Yani bir sonraki videomuzda Klasik Arapça'da hizmet veren kanallar ve içeriklerini tanıtacağım size. Daha sonra modern Arapça'da hizmet veren kanallarını tanıtacağım. Daha sonra ilim dallarına göre hizmet veren kanallar. Yani mesela ilim dalları dediğim ne? Mantık alanındaki kitaplar nelerdir? Ve o mantık, mesela mantıktan İsa nerede bulabilirim? Bu bir video. Daha sonra tefsir alanındaki kitaplar nelerdir? Yani okutulan kitaplar, ders olarak. Ve... İşte Celal'in tefsirini nerede bulabilirim? Hangi hocalarım okutuyor? gibi. Böyle müstakil videolar. Sonra bu tanıtımlar bittikten sonra ve sizin olumlu e, olumsuz işte dediğim gibi geri dönüşlerinizle bildirimlerinizle beraber şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela şöyle bir başlık. Emsile okumak istiyorum. Kimden dinleyebilirim şeklinde video ve Emsile kitabını tanıtacağım ve video tanıtımı yapacağım. Yani şöyle bir şey videomuzun başlığı şu olacak. Emsile okumak istiyorum. Kimden dinleyebilirim? Tabii bu düşünce, o zaman değiştirebilirim. O videoya girdiğiniz zaman şu an kadar uzun olmayacak tabi. Şu an ilk tanıtım olduğu için uzun oldu. Emsile kitabını tanıtacağım. Bu kitap nedir? Ne anlatır? Yazarı kimdir? Vesaire. Hangi ilim hakkındadır? Hedefi nedir? Gayesi nedir? Gibi söyledikten sonra Emsile ile alakalı mefhumlar, şartlar, kitaplar, kitap önerilerim falan söyleyeceğim. Daha sonra video tanıtımı dediğim şu. Emsileyi az önce şu modern e, klasik modern Arapça kanalımıza yaptığımız gibi hangi hocalarımız okutuyor ve hangi hocalarımızın dersleri ne durumda? Yani ben kendi izleyip test etmediğim dersi size sunmayacağım yani. Yani bu size anlattığım, tanıtımını yaptığım derslerin tamamının e, dinlemişimdir arkadaşlar. Veya hocanın başka bir dersini dinlediğim için o dinlediğim dersten hareketle hocanın tarzı hakkında bir e, fikir edinmişimdir. O e, tecrübemi size paylaşırım. Evet. Mesela beyneydik Okumak istiyorum. Beyne'yi deyik'i kim anlatıyor? Celaleyn. nerede ne var? Gibi. Yani inşallah anlatabildim. Arkadaşlar son olarak bu düşüncelerimizin, projelerimizin sizlerin desteği sayesinde daha da olgunlaşıp fayda vermesi açısından yorumlarınıza ve tavsiyelerinize ve dualarınıza muhtacız. Dualarınızda bizleri unutmayın. Dediğim gibi bu e, videonun, bu hizmetin, bu niyetimizin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için kanalımıza abone olalım. Sosyal medya platformlarında, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube veya WhatsApp gruplarında bu videoyu paylaşalım. E, dualarınızda e, bizleri de unutmayın. Rabbim hepimizi... Bu kutlu yolculukta. Neden kutlu yolculuk olduğunu tekrar söyleyeyim. Bu çünkü bizim dinimizin dilidir. Yani Arapça bizim her şeyimizdir. E, bu kutlu yolculuğumuzda. Çünkü amacımız nedir? Yani hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Hatta bazı müfessirler der ki, diğer geriye kalan sahir ayetler. Yani Kur'an-ı Kerim 6666 ayetse, 6665 ayet, bu ayeti açıklamak için gelmiştir derler. Yani önemine binaen. O ayet nedir? Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bizim amacımız kulluktur. Yani dünyevi meşgallerimiz için de kulluktur. Veya dünyevi işlerimizde bile İslami pencereden bakmaktır. Bizim amacımız Allah'a kulluk, Allah'a kulluk için geldik. Ve bu kulluğumuzu daha iyi yapabilmemiz için, Rabbimizin rızasına ayrılmamız için ilim gerekiyor. Yani ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ve bunun için de dinimizin dili olan, ilmin beşi olan, ilmin dili olan, cennet dili olan Arapçaya muhtaç olabilmemiz için böyle bir yola baş koyduk. Dediğim gibi bunu tüm bu yola girenlere yaş grubu fark etmez, kategorisi fark etmez bunlara paylaşıp ulaştırabilirsek İnşallah siz de bu sadaka-i cariye e, zincirinin bir halkası olmuş olursunuz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Biraz uzun oldu. Bir saate yaklaştı. E, dediğim gibi yani amacım burada sizin vaktinizi, değerli vaktinizi çalmak değil. Faydalanmak. 57 dakika 18 saniye oldu. İnşallah Sivas'ın plakasına doğru gidiyoruz. 58 Sivas'ın plakası. 58. saniyede inşallah videomuzu durduralım. İlk videomuz Sivas'ın plakasıyla eşdeğer olsun. Sivas'ı Şerif. Sivas'ı Şerif arkadaşlar. Şemsettin Sivas'ın metfun olduğu şehre Sivas'ı Şerif denir. Sivas denmez demişti. Umre'de tanıştığımız bir Arap alim. Sivas'ı Şerif. sivas Şerif'ten selamlar. Hürmetler, muhabbetler. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.